Forum Web YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrenciler, bugün sizlerle 4. sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları kitabı sayfa 41, 42, 43 ata yayıncılık, 4. sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları kitabı, İnsan Hak ve Özgürlükleri ile ilgili güncel olaylar metni etkinlik cevapları sayfa 41, 42, 43. 4. sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları kitabı İnsan Hak ve Özgürlükleri ile ilgili güncel olaylar, metni etkinlik cevapları. 4. sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları kitabı sayfa 41, 42, 43. Soru. TRT Haber'in internet sitesinde alınmış aşağıdaki haberi okuyarak ülkemizin Suriye'de yaşayan, savaşa mağdur edilen insanlara ne gibi yardımlarda bulunduğunuzu araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı sınıfa arkadaşlarınızla paylaşınız. İdlib ve çevresindeki bölgelerde çadır çilesi çeken aileler için yapılan biriket evlerin inşası sürüyor. Tamamlanan biriket evlere dul, yetim ve engelli öncelikli olmak üzere şimdiden 86 bine yakın kişi yerleştirildi. Türkiye, Suriye ile savaş mağdurlarının yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İdlib ve çevresinde çadırlarla yaşam mücadelesi veren Suriyeliler için biriket evler yapılıyor. Afat ve Kızılay, İdlib çevresindeki Kemune ve Dair Hasan, Sal ve Meşhed Ruine'de sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışıyor. Zemin düzenleme ve altyapı çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz evler yükselmeye çalışıyor. Ve Suriyeli savaş mağdurları Türkiye'nin uzattığı yardım eliyle sıcak bir yuvaya kavuşuyor. Tamamlanan binlerce biriket ev çok sayıda Suriyeli ile aileye yeni bir hayat sundu. Kocasını ve 4 çocuğunu kaybeden bir kadın yağmur çamuru yüzünden mağduriyet yaşadıklarını söyleyerek biriket evlere yerleştikten sonra hayatının düzene girdiğini anlattı. 50 bin biriket evin yapımı devam ediyor. Hatay Afat İl Müdürlüğü Ercan Akay, 81 il valiliğinden, bakanlıklardan gelen bağışlarla birlikte İdlib'de 50 bin adet biriket ev yapımının devam ettiğini söyledi. Akar, şu ana kadar %69'luk bir dilim gerçekleştirilip olup 86 bine yakın Suriyeli sığınmacı yerleştirilmiştir. Bu projenin tamamlanmasına ile birlikte bu sayının 300 bine çıkması planlanmaktadır, dedi. Bölgede çeşitli ihtiyaçlar için yaşam alanları da oluşturuluyor. Okul ve hastanenin yanı sıra kadınlar için eğitim merkezi, çocuklar için de oyun parkları inşa ediliyor. Deir Hasan bölgesinde süren çalışmalarda AFAD artık sona yaklaştı. Yeni yapılan 5902 evin %90'ı tamamlandı. Uzun cevap. Ülkemiz Suriye'dir. Yaşanan savaşta mağdur edilen insanlara maddi yardımlarda bulunmuş, gelen mülteci insanlara barınma ve sağlık alanında birçok kolaylıklar sağlayarak hayata tutunmalarını sağlamıştır. Çıkmış oldukları savaş ortamını atlatarak onları toplumu kazandırmaya çalışmış, iş imkanı gibi birçok alanlarda kolaylıklar sağlamıştır. 4. sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları Ata Yayıncılık Ders Kitabı sayfa 43 cevapları. Etkinlik, soru. Sınıfınızda iki gruba ayrılınız. Yazılı ve görsel medyadan uluslararası alanda insan hak ve özgürlükleriyle ilgili gelişmişleri bir hafta boyunca takip ediniz. Birinci grup, olumlu gelişmelerin toplumlara ne gibi etkileri olduğunu, ikinci grup ise olumsuz gelişmelerin sonuçlarını araştırdıktan sonra sınıf içinde münazara ediniz. Cevap. Bu etkinliği sınıf arkadaşlarınızla beraber sizin yapmanız gerekmektedir. Etkinlik. Soru. Yandaki haberin başlığını okuyunuz. Siz de bir hafta boyunca yazılı ve görsel medyayı takip ederek ülkenizde yaşanan terör olaylarının insan hak ve özgürlüklerini olumsuz yönde nasıl etkilediğini araştırınız. Edindiğiniz bilgileri yazarak sınıfta arkadaşlarınızla değerlendiriniz. Uzun cevap. Yazılı ve görsel medyada takip ettiğimizde görüyoruz ki terör olayları hem o bölgede yaşayan insanların eğitim, sağlık, güvenlik gibi birçok alanda haklarını ihlal etmekte hem de kahraman, polis gibi askerlerimizi zor durumda bırakmaktadır. İnsanların güven ve huzur içerisinde yaşamını zorlaştırmakta ve topluma ayrıştırmaktadırlar.
Yaptıkları bu kötü davranışlardan insanlar hem maddi hem de psikolojik olarak etkilenmektedir. Değerlendirme. 1. Uluslar ve uluslararası insan hak ve özgürlükleriyle ilgili gelişmelerde medyanın etkisi nedir? Arkadaşlarınızla tartışınız. Uzun cevap. Medyanın insan psikolojisi üzerindeki etkisi çok büyüktür. Medya sebebiyle insanlar doğru veya yanlış alanlara örgütlenebilir. Doğruca haklarını savunabilir veya yanlış propaganda birbirlerini değiştirebilirler. Medyanın kuvvetli ulusal ve uluslararası insan hak ve özgürlükleriyle ilgili gelişmeler de çok büyüktür. Uluslar ve uluslararası insan hak ve özgürlükleriyle ilgili ihlaller göz önünde getirilip haberler yapılırsa insanlar bu konuda bilinçlendirilebilir ve belirli bir tepki meydana gelebilir. Ve yapılan haksızlıklar gözler önüne serildiğinde insanlar bunun bedelini olur ve hastalıkları yapan kişilerin eskisi kadar rahat davranamazlar. 2. Bilinçli bir medya okur yazarı olarak insan hak ve özgürlüklerinin ihlali konusunda ne tür farklılıklar geliştirebilirsiniz? Düşüncelerinizi yazınız. Uzun cevap. Bilinçli bir medya okur yazarı olarak öncelikle bizler insan hak ve özgürlükleri ihlali konusunda bilgi sahibi olmalı, fedakarlık elde etmeliyiz. Bu konuda çevrenizde bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı. Bu konular hakkında gerçek bilgilere ulaşarak bunların kendimiz için ve çevremizdekilere bildirmeyi önerebiliriz. Bunu herkes yaparsa büyük bir fedakarlık meydana gelecek ve haksızlıklar kolay kolay işlenmemeye başlayacaktır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler.